Belki kul bir dahaki senenin Ramazan'da yetişmeyebilir. Kimsenin elinde böyle bir garanti yoktur. Seneye Ramazan-ı Şerif'e yetişmeyebiliriz. Öyleyse bu ayı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Oruçla değerlendiriyoruz, teravih ile değerlendiriyoruz. He? Birbirimize ikramla değerlendiriyoruz, iftara davet ediyoruz, iftara gidiyoruz. Efendim, ikramla, kardeşlikle, bakınız böyle geceleri sohbet, muhabbetle, vaaz, nasihatla bu ayı değerlendiriyoruz. Şimdi bir de kişinin herden dikkat etmesi gereken belli hususlar var. Kul bunlara dikkat ederse Ramazan'ın bereketine ulaşmış olur. Mesela Resul-i Ekrem buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem, sinisi kötü söylediğinde oruçluyum deyiniz. Yani kötülüğe, kötülükle mukabele etmemek. Bu Ramazan'ın şiarındandır, dolayısıyla müminin şiarındandır. Mümin hiçbir zamanda böyle yapmamalı da hususen Ramazan'da daha dikkatli olmalı. Çünkü bu aydaki ecirler, haseneler misli misliyle verildiği gibi bu aydaki mücazatlar da misli misliyledir. Yani bu aya tekarruf eden cezalar, bu ayda işlenilen suçlar da aynı şekilde onların cezaları misliyle ödenecektir. Buradan görüyoruz ki işte Allah Resulü'nün buyurmuş olduğu ya hayır söyle ya sus. Bu ayda dili muhafaza çok mühim yani. Çünkü dil ile yapacağımız herhangi bir hata orucun maneviyatına zarar verecektir. Orucun ruhunu zedeleyecektir. İşte Efendimizin buyurduğu nice insanlar vardır ki oruç tutarlar, kendilerine gündüzün açlığı ve gecenin uykusuzluğundan başka bir çar kalmaz. Öyleyse orucu yalan söylemekle, orucu gıybet etmekle, orucu male yani sözler, boş şeyler konuşmakla, orucu şunu bunu incitmekle, ümmeti Muhammed'in hukukuna riayetsizlikle orucu zedelememeliyiz.